Merhaba arkadaşlar, isim Ertuğrul. Bugün Shadowraid öğrenim videosu diyeyim. Öğrenim videosu çekeceğim. Yani şimdilik bu. Başta şunu söyleyeyim. Bu tek başına Dead Wish'te oynadığınız zaman yarım saat sürebiliyor. 30 dakika veya 40 dakika arası değişebiliyor. Onu belirtin başta. Ondan sonra yani gerekli şeyleri göstereceğim size. Bazı tecrübelerimi paylaşacağım sizlerle. Crowbow yerlerini göstereceğim vesaire vesaire. Önce Enter Pre-Planning. Bu Deep Drop'tan termal pastemizi koyuyoruz. Tek başımıza oynadığımız için body bag'imizi koyuyoruz. Ve ne bunu telaffuz edemiyorum. Bilmem ne mission equipment. Bag zipline'ımızı koyuyoruz şu köşeye. Denizden gemiye yolluyor onu. Onu oraya koyuyoruz. Bu kadar. Silahlarımız da olabildiğince riski düşük tuttum bu sefer. Silah olarak şu Ruger shotgun'ı kullanıyorum. Hasarı fazla. Seri de bir silah. Zaten burada ona ihtiyacım var çünkü askerleri öldüremiyoruz. Bu birinci silahı pek kullanmıyorum zaten. Hasar vermiyor bile, çok sekiyor bu. Gerekli itemleri kullanmak lazım. Ondan sonra Hux Hood kullanıyorum şu anda. Şu sağ üstte gördüğünüz body bag'im, üzerimdeki body bag, işte adam sayısı, bag sayısı falan filan. Pager hakkımız. Bunların hepsi Huxwood'dan kaynaklanıyor. Bunları alırken süre göstermesi de ondan geliyor. Yani onun Huxwood'un özelliklerinden. Bunu Steam'den sayfalarından birinde bulabilirsiniz. Veya bir şekilde araştırdığınız zaman bulabilirsiniz. Ha, ilk burayı yakıyorum termal pastayla. Çünkü bu ara geçişimizi sağlayacak. Şurada bir merdivenimiz var. Oradan ara geçişimizi sağlayacak. İlk termali burada yakıyorum. İkinci termali üzerimde kalıyor. O termali çünkü başka bir yer var. Oraya yakma ihtimalimiz oluyor. Şuraya bakabiliriz. Kamera var mı yok mu? Çünkü kamera varsa şuradaki yeri açamıyoruz. Çünkü görünüyoruz. Süremiz yetmiyor. O aklımızda. Şimdi bu arka taraflarda bir güvenlik oluyor. O burada mı yoksa ortada mı diye bakıyoruz ve burada yoksa büyük ihtimalle şu ortada bir kapı var, oradadır. Bu da artık o yolu hiçbir şekilde kullanmayacağımız anlamına gelir. O şekilde. Buradan dikkatli oluyoruz. Çıkabiliyor asker. Burada kamera varsa sıkıntı. Bir tane daha askerimiz geliyor. İşimiz direkt şey, direkt kameraları kapatmak. Yoksa bayağı zorlayacak bizi bu. İki kişi yukarı çıktı ki bunlar çıkıyorsa ineceklerdir de. Bize risk teşkil ediyor. Ha, şimdiden alabiliriz aslında yani. Şu anda yaptığım fantazi de. Ha, Crowbow Drift işte bazen şurada oluyor. Kutuların yanında. Onu da söyleyeyim. Hazır buradayken. Ondan sonra başka burada bir de şurada oluyor. Bakın Crowbow. Bunu alıyorum. Kesin oluyor yani burada. Şimdi açalım. Ha, skill ve perkleri göstermedim. Onu da oyun sonu göstereceğim. Çünkü önemli burada. Şu picklock yapmamız falan. Bu şekilde. Bunu bu şekilde öldürmeniz şu işe yarar. Body bag yapmanıza engel olur. Bu köşedeyken kimse görmez. Kamera odası da burası zaten. Şu köşede de para olma ihtimali oluyor. Dikkat.
dikkat edersiniz. Server ya buradadır ya diğer taraftadır. Ona da dikkat edersiniz. Şimdi bunları yavaş yavaş taşımaya başlayabiliriz. Yukarı çıkan iki tane arkadaş iniyor şimdi. Çok iyi. Şimdi sıkıştık mı burada? Tam değil. Yok, sıkışmadık. Gayet iyi. Şu anda rahatladı orası. Ve istediğimiz gibi top oynatabiliriz. Bu nasıl olur? Atamayız. Burada yukarıda yaklaşık olarak, yani yaklaşık olarak değil aslında, maksimum 6 tane bek çıkıyor. 6 tane bek'i toplamanız lazım. Ha, şurada para var diye geldim buraya. Server'ı zaten diğer yerden aldık. Maksimum 6 tane çanta çıkıyor. Yani fazlasını görmedim ben. Şu anda 3 tane oldu. O güzel. Para. Az veriyor ama olsun. Para da bu dolar değil, dinar. Arap parası mı derler artık? Dinar nerede kullanılıyorsa. Arabistan'dadır büyük ihtimalle. Dinar. Nerede kullanılıyor harbi ya? Bakmak lazım. Burada bir kokainimiz var. Onu da alalım. Şu anda yukarısı temizlendi gibi bir şey. Yani bir tane kaldı. Gören olmaz. Çok iyi. Ha, burada şu da var. İki tane kapı var. Burası boşsa iyi. Burada bir tane bu var. Burada varsa bir şeyler, burayı açın. Burada çıkmama olasılığı da var. Onu söylemek istiyorum. Bir de bu üst katta bir şurada, tam şu adamın arkasındaki yerde silah olabiliyor. Bir de şurada silah olabiliyor. Onlara da bakarsanız dikkat edersiniz. Şu anda yukarıda pek bir şey kalmadı. Aynen, her yeri aldık. O kafeste en son, hani her şey rahatlamışken almanızı öneririm. Tabii şeyse, ex kasıyorsanız yapmayın. %10 ex'inizden olabilme ihtimaliniz var. Artı. Onun yanı sıra başka bir şey yok. Heh. Genelde evet, 5.5 ve 6. dakikalarda helikopter geliyor. Gelmiyor aslında. Haberini veriyor. Ona bakmanızı öneririm. Dışarıdan. Ki asker getiriyor. Konteyner getirmiyor. Ki yine bu şanssızlığımıza. Artı 4 tane adam daha olacak. Kötü bir şey. Buradan çıkalım. Ha, bu yolu kullanabilirsiniz. Buradan aşağı inmek için. Direkt arka tarafa. Oradan şunun üzerine. Oradan da buradan da dikkatli bir şekilde düşmemek için buraya atlamanız daha iyi olur. Buradan da koşa koşa şuranın üzerine, canınız da azalmaz, rahat rahat inersiniz. Krobov'un üst kattaki yerlerini gösterdim. Bir de alt katta yerleri var. Bir de tünelde bir yeri var. Tünelde bir yer var. Sadece Overkill ve Deathwish'te kesinlikle orada oluyor. Fakat diğer, hani very hard ve normalde zannetmiyorum, orada yok, zannetmiyorum değil, yok, koymuyor oyun oraya. Onun yanı sıra, yani normalde hard'da, very hard'da kesin bir yerde oluyor, hatta tüm zorluk derecelerinde kesin bir yerde oluyor, onu göstereceğim. İlk giriş katta, depoda. Yani şunları bir taşıyayım, oraya da geleceğiz. Backzipline'ı buraya koymamızın hani sebebi bu oluyor. İşte rahat rahat atabiliyoruz. Ha, şurada güvenlik olabiliyor. Arkada güvenlik varsa ne yapacağınızı da söyleyeceğim. Biraz uğraştırıyor ama onu yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi buraya attık ya bodybag'leri. Buradan alıyoruz gizli bir şekilde. Çünkü tam şu köşeden görebiliyor. Uzaktan uzaktan alıp buraya yığıyoruz önce. Buradan alıyoruz, taşıyoruz buradan.
taşıyoruz. Şu köşede istifleyebilirsiniz. Çünkü buraya bazen güvenlik geliyor. Görür. İşte sıkıntı. Görmemesi lazım. Buradan buraya açıyorsunuz. Burada istifliyorsunuz. Ya şu dipte ya da şu hemen dipte istifleyin. Çünkü buraya gelen güvenlik yukarıdan görür ileridekilerini. Ona dikkat etmeniz lazım. Buraya baktık. Burada da bagimiz yok. Bagimiz yok. Bodybag nereden çıktı? Aynen. Buradan ha. Oradan buradan burada biriktirdik ya. Buradan dikkatli bir şekilde şu ince sarı çizgiden takip etmeniz lazım. Çünkü görme riski çok fazla. Hele ayakta giderseniz direkt yakalanma olasılığınız var. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. İnce ince sakin sakin hareket edeceksiniz. Eğer ki buradaysa şeyde güvenlik, onu da gösteririm size. Eğer buradaysa güvenlik, şu böyle köşede oluyor yani. Bu sarı çizgiden hani eğilerek tabii ki. Bu sarı çizgiden takip ederek buradan şeye girebilirsiniz. Şurada kapıdan içeri hemen ilk kata çıkabilirsiniz. Bu önemli. Yani oradan kısa yol olmuş gibi oluyor. Daha rahat hareket edebiliyorsunuz vesaire. Şimdi aşağıya hani ikinci termali başladık da üzerimize alıyoruz. Bu sebebi şuydu. Burada yer var mı? Ha, şu anda yok. Ama normalde burada bir demir oluyor ve geçişimize engel oluyordu. Bunu yakmak için üzerimizde taşıdık bu süreye kadar. Şöyle de bir teorim var. Eğer asker getiriyorsa artı 4 tane burada olmuyor. Fakat konteyner getiriyorsa burada mutlaka olabiliyor. Yine de siz oynarken deneyebilirsiniz veya bakabilirsiniz veya takip edebilirsiniz onu. Benim teorim bu yönde. Yani 4 tane asker geliyor, getiriyorsa artı burada şey olmuyor. Demir olmuyor. Fakat konteyner var. O getiriyorsa burada oluyor. Öyle düşünün. Burayı rahatlıkla yakabiliriz. Geçişlerimiz daha kolay olur. Bazıları burayı yakıyor. Ben hiç yakmadım. Saçma gibi buluyorum. Çünkü buradan merdivenden düşme şansımız var. Ve canımız gidiyor. Overkill ve Deathwish'te şu köşede bakın. Buradan geldiniz ya veya bu merdiveni düşünün. Şu tam yerde mutlaka crowbar oluyor. Mutlaka. Overkill ve Deathwish'te kesin. Very hard ve normalde yok. Ama Overkill ve Deathwish'te garanti burada bir tane oluyor. Tüm levellerde hani tüm zorluk derecelerinde mutlaka olan bir yer daha var. Orası da şurası. Eğer engel yoksa hemen göstermek isterim. Aynen. Şu hemen güvenliğin yanında bakın. Konteynerin hemen üzerinde mutlaka oluyor. Ona bakabilirsiniz. Oradan alabilirsiniz. O. Çok iyi. Olmadı bu. Buradan tamam mı? Geçişimiz engellendi bizim. Ve çıkamıyoruz da. Çok iyiymiş. Onu öldürelim mi ya? Nasıl yapacağız o işi? Bu çok sıkıştık burada. Aa, olmadı ki bu. Ha, iyi. İyi gitti. Çok iyi. Bu oyunda biraz sabretmeniz lazım. Yani hareket edebiliyor şeyler. Bu asker bunlar aslında. Bunlar güvenlik değil, bunlar asker. Zannediyorsam burası da askeriye ait bir depo da olabilir. Ki öyle zannediyorum. Aynen. Onlar asker. Deathwish'te bunların canları çok oluyor. Hemen ölmeyebiliyorlar. Ona dikkat edin. Direkt kafaya sıkmaya çalışın veya güçlü bir silah kullanın. Depoda olabilecek yani çanta olabilecek yerler şuralar. Şu karşıda raflar var.
Orada bir tane silah olabiliyor. Şurada kokain olabiliyor. Şurada kokain olabiliyor. Şurada kokain olabiliyor. Tabii şimdi hiçbirinde yok. Çok kötü bizim için. Artı bir şey. Burada hiç çanta olmuyor. Şuraya hiç bakmayın. Bir tane çantamız şuranın üzerinde oluyor. Bir tane çantamız şurada oluyor veya kukumuz oluyor. Şuraya gelip bakarsanız kuku görebilirsiniz. Diğer türlü kuku görünmüyor. Bir tane levyemiz de şurada oluyor hemen. Crowbar'ımız. Mutfakta. Ona bak, bulabilirsiniz oradan da. Onun ne zaman olduğunu bilmiyorum. Onu takip etmedim pek. Wow, çok iyiymiş. Şimdi çantalarımızı toplamaya başlayabiliriz. Oralarda yok. Bir içeri girip şeye bakmamız lazım. Şu köşelerdekilerine. Bunların hepsini açalım. Güzel. Shadow Raid görevinde en sevdiğim şey gold. Hem taşıması rahat oluyor, hem de verdiği para rahat çok oluyor. Yani silah ağırlığında ve para yok, silah ağırlığında ama daha fazla veriyor. Mesela yani çok iyi bir şey. Pek önermiyorum çünkü çok ağır ve zamandan kaybımız oluyor. Taşımak inanın sıkıcı. Şurada para çantamız mı var? Yok. İnan taşımak çok sıkıcı. Ama tabii paraya ihtiyacınız varsa yani oyunda taşıyın, yani yapacak bir şey yok yani, ama riskiniz çok fazla, onu söyleyeyim. Çünkü şey var. Taşırken yakalanma şansınız çok. Şey yapamıyorsunuz, aktif oynayamıyorsunuz. Hem de şeyler var. Bu dolaşan siviller var. Dolaşan sivillerden turuncu giysili olanlarda K-Kart garanti çıkıyor. Fakat diğer turuncu yeleklilerden çıkmıyor. Bu önemli. Ben de çok sonradan öğrendim bunu. K-Kart çünkü kasaya giriş için lazım. Çünkü bu askerlerden pek belli olmuyor. Hangisinden çıkıp çıkmayacağı, ben çözemedim onu da. Bir ara yok, köpek balığı arması olanlar da çıkıyor dendi. Yani öyle bir şey yaptık. Baktık, öyle denedim, olmuyor. Çıkmadı da o artifact, çok iyi. Bakın şuradaki yakalar bizim, şurada yakalar bizim. Dikkat edip şu baya baya dipten dolaşmamız lazım. Oo, bu daha kötü. Bu daha kötü. En azından temizledik buraları. Çok iyi. Çok iyi. Şu anda bir sıkıntımız yok. Oo. Gelme gelme gelme. Şurada da para çantası olabiliyor. Ona bakarsanız, ben kaçıştayım şu anda. Sıkıntı büyük. Neyse, 6 tane çantamız oldu. Bunları taşıyalım. Fazla risk almadan. Aynen, bunları taşıyalım. Fazla risk almadan. Buralar biraz sıkıcı olacak. Onun yanı sıra ne anlatabilirim size? Shadow Raid böyle yani. Ha, diğer yere taşımıyorum çünkü diğer yer uzak, bayağı dolambaçlı olduğu için oraya taşımıyorum. Direkt buradaki bag zip'e getiriyorum. Ne kadar 10 saniye kaybımız olsa da her getirdiğim, her koyduğum çantada daha rahat. Çünkü diğer yerde kapının önünden falan geçeceğiz. Oralar sıkıntılı. Ne olacağı belli olmaz. Yakalanabiliriz. Ha, bu arada o kapının önünden geçerken artifact'le dikkat edin. Çok çabuk yakalanıyorsunuz. Olabildiğince genişten alın orayı. Hani çitin var, çit var orada. Çitin dibinden yürüyün.
Çünkü yakalanmak istemezsiniz. Oyuna ilk başladığım zamanlarda ben çok yakalanmıştım orada. Yani çok rahatsız edici bir şey çünkü. Oyunda yakalandığınız zaman, alarm çaldığı zaman bir dakika içinde kaçmanız isteniyor sizden. Ve şey, hani öyle. Bir dakikada Cook dışında, eroin dışında bir şey taşıyamayabilirsiniz. Ki 3-4 tane kaldıysa çanta, yani ve tek kişiyseniz hiç taşıyamıyorsunuz. Direkt reset atın. Çok başıma geldi. Hatta bir keresinde her yeri tertemiz yaptım. Bir tane çanta kalmıştı bir yerde. Riske atıp o çantayı da alacaktım. Hani %10 eksimden feragat edip, hani alarmın çalma riskine karşı gidip o çantayı da alacaktım. Merdivenlerden düştüm ki buna da çok dikkat edin. Merdivenden düştüm, hatta bura olması lazım. Buradaki merdivenden düştüm ve oyun bitti. Tek başımaydım. Kalkamıyorsunuz bile. Tabii o skilliniz yoksa, Mastermind'de var zannediyorum. Ya çok rahat koyuyor insana. Aşırı derecede koyuyor. Çünkü gitmişim kasadaki armoru almışım. Efendime söyleyeyim, tertemiz yapmışım. Toplam olmuş 22-23 pack. 15 milyon para veriyor offshore account. Yani merdivenden düşüyorsunuz ve hepsini bitiyor yani. Res atıyorsunuz oyuna. Bu da başınıza gelebiliyor yani. Benimki çok geldi benim başıma. Bu şekilde yani. Ya, o merdivenlerden dikkat edin. O konuda da şöyle yardımcı olabilirim size. Merdiveni karşınıza alın, merdivene doğru yürüyün. Şu hareket. Göstereyim onu size. Mesela şu merdiveni karşınıza alın. Şu şekilde yürüyerek inin aşağıya. Yani ben öyle kurtuldum o düşmekten. Düzeni bu şekilde. Ha, depoya şey anlatabiliriz. Oha, bek mi kalmış orada? Şu şekilde yardımcı olabiliriz. Ha, dışarıda bahçede. Bahçede nerede ne var? O şekilde yardımcı olabilirim. Şu bekleri bir taşımak istiyorum önce. Şurada turuncu bir şey var da o ne? Bakmak istiyorum ya. 11 tane lot bag oldu. Aynen, çantaymış o. Oho, 2 taneymiş bir de. Var mı böyle bir şey? Unuttum ben bunları. Oh, orası olmaz. Orası sıkıntı. Çünkü buraya güvenlik geliyor. O görürse başımız derde girer. Yine bu kadar emek verdiğimiz 22 dakika boşuna gider. Çok önemli. O yüzden genel olarak oyunları ciddiye alıyorum. Çünkü zaman kaybı gibi gözükebiliyor oyunlar. Fakat benim için hani genel olarak zaman kaybı değil, benim için bir hobi. Boş vakitlerimi diyeyim, oyun oynayarak geçiriyorum hani. Milletin farklı farklı hobileri vardır. Kimi gezer, kimi arkadaşlarıyla takılır, kimi başka bir şey yapar. Ne bileyim, resim yapar. Yani hobi genel olarak. Kimisi çalışır. Hobi. Çalışmak yani iş. Çalışır. Benim de oyun oynamak. Ki oyunlarda hani geçen, yani şu verdiğim 22 dakikanın önemli benim için. Çünkü emek vermişim oyuna. Ve çok çabuk da sinirlenebiliyorum o konuda hani. O yüzden ne bileyim, genelde tek oynarım. Çünkü hata yapıyorsam ben yaparım yani.
bakacağınız konteyner şu olur. Şunun içinde olabiliyor para. Şu konteynerin içinde iki tane olabiliyor. Bir, hatta iki. Şöyle göstereyim. Bir, iki. Biri üzerimizde, iki orada. Buna bakabilirsiniz. Başka, bu burada. Bakın geldi oraya güvenlik. Buna dikkat edersiniz. Şu an paramızla kaçalım buradan. Çünkü geriye doğru gelecek. 52'den mi 59'dan çevirdik. Çok iyi. Çok iyi. Bunu taşıyalım ama. Başka olmadı. Hemen o arada şey yapabiliriz, çantaları götürebiliriz. Oradan zaten 20 saniyeye gider. 20 saniye falan. Çok durmaması lazım onların orada. Orada baglerimizi taşırız. Farklı bir iş yaparız. Bir yere bakmadım ben. Orayı da göstereyim size. Genelde eroin oluyor. Bunu da göstereyim. Bir önce şu bahçeye bir girelim. Yani dışarıya en azından. Bahçe diyorum ben oraya. Neyse öyle alışmışım. Çok iyi adam gitmiş. Yani dışarıdaki güvenlikler genelde beyaz oluyorlar. Bunların öldürmesi kolay. 51 canım ne var? Tek yiyorlar kafadan. Ve şey, koordineli hareket ediyorlar. Mesela şu anda burada kimse yok. Şu bölgede kimse yok. Hepsi diğer tarafta. Yani daha çok kapının önüne doğru. Burada bir para çantamız oluyor. Buna da bakıyoruz. Burada da bazen kabav oluyor. Bunlar koordineli hareket ediyor. Bura boşsa diğer taraf doludur. Bura doluysa diğer taraf boştur. Bu şekilde. Yani ona göre de kendinizi ayarlayabilirsiniz. Mesela yaklaşık olarak 30 saniye, 1 dakika sonra şey olacak. Hepsi bu tarafa doğru çoğalacak. Şey yapabilirsiniz hani. Ona göre diğer tarafta bazı konteynerler var. Şimdi onlara doğru hareket edeceğiz. Onlara doğru hareket edeceğiz. Şu anda dışarıyı boşaltma peşindeyiz. Tamam, bakın geldi bir tane sivil. Hemen ardından gelir güvenliklerde. Burada geçmekimiz var herhalde. Hemen şu konteyner çok riskli bir konumda. Şimdi zaten güvenlikler de buraya doğru yöneldi. Aynen. O konteynerin içine de olabiliyor iki tane. Para oluyor genelde zaten dışarıdakilerde. Pek fazla bir şey beklemeyin. Biraz risk alıyoruz şu durumda. Escape'imize çıkıyor, rahatız. Bir para burada oluyor, bir para burada oluyor. Du, normalde yok ikisinde de. Şimdi buradan yakalanmadan çıkmaya çalışalım. Bu riskli bir konteyner. Oyunda çok acemiyseniz önermem gibi bir şey yani. Bu kolay bir konteyner aslında, bunu alabilirsiniz. Burada da var. Hemen şu dipte para, çok iyi. Buradan da kaçış, şimdi zaten izleyeceğim bir yol var. Oradan kaçabilirsiniz. Burayı kesiyorsunuz, buraya atıyorsunuz para çantasını. Bu. Ama dikkat edin, düşürürseniz risk alırsınız. Ha, bu konteynerin içinde de şurada para oluyor genelde. Onu alırsınız. Burada görmedim pek. Genelde şu dipte oluyor ama. Ha, bir riskli konteynerimiz daha var. Şu kırmızı konteyner. Ona da gireceğim. Aynen. Şu dipte para var mı yok? Kaç, hemen kaç. Bu ev tamam. Şu anda bitti. Dışarıda olan bağımız bitti. Başka bir konteyner kalmadı. Başka bir bag kalmadı. Hiçbir şey kalmadı şu anda. Dışarıda. Ama tek bir yer var. Oraya baktık mı ya? Ona ben bir gidip bakmak istiyorum. Oh, body bag de harcamamışız. Çok iyi. 3 tane pager hakkımız var. Şimdi aynen bir onu check edelim.
Şu anda neyimiz kaldı? Neyimiz var? 12 tane bag'imizi mi taşıdık? 16 tane bag taşımışız. Çok iyi. Bir key kartımız var. Crowbar'ımız var. Ha bak, bu konteynere de bakabilirsiniz. Konteynerde de olma ihtimali oluyor bir tane. Para çantası ki yok, burada oluyor. Hemen şuradan kapıyı açalım. Başka. Buradan dikkatli bir şekilde. Ha. Şu bir tane kulp var dedim ya ben alt katta. O burada işte. Hemen şu aşağıya iniyorsunuz. Dikkatli olun burada. Şey var. Şurada şey olabiliyor, asker. Şurada kulp vardı normalde. Yok. Normaldir. 16 tane bek taşımışız. Oy. 16 tane bek taşımışız normal. Şimdi şu anda yapacağımız pek bir şey kalmadı. Genel olarak her şeyi aldık. Aynen. Yani boşta yer, dışarıda bek kaldı mı? Yok. İsterseniz kaçabiliriz veya 3 tane pager hakkımızı kullanıp temizleyip kasaya girebiliriz şu anda. Aynen. Ben deneyeceğim. Biraz zamanınızı da alacağım. Ama onu deneyeceğim ben. O kasaya gireceğiz. Nasıl gireceğiz? Şu an elimdeki silahın videonun sonunda gösteririm onu size. Elimdeki silah shotgun diye geçer. Ve bir tane iğne gibi mermisi var bunların. Bu vurduğu kişiyi geriye atma şeyi veriyor, özelliği veriyor bu mermi. Yani shotgunlarda önemli bir şey, yani sessiz yerlerde. Çünkü şey yapabilmenizi sağlıyor. Vurduğunuz zaman adamı bir yere doğru itebiliyorsunuz. Yani vurduğunuz yerde kalmıyor adam. O yüzden önemli. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Şu arkası dönük. Şu çaprazlama bakıyorum. Şu da yukarıdan bakıyor. Şimdi tek tek. Risk alıyoruz şu anda. Şu anda eski evimiz bile çıkabilir yani. Eski eve doğru bile kaçabiliriz şu anda. O 1, 2, 3. O sıkıntı büyük. 3 tane adam var burada. Şimdi. Olmadı, o bu tarafa döndü. Bu silahın, o merminin özelliğini kullanmak istiyorum şu anda. Zaten şu an tamamen riske giriyorum. %10 eksimi şey yapıyorum şu anda. Yani çöpe atıyorum gibi düşünülebilir. Çok iyi. İşte bu özellik çok güzel bir şey, şu merminin. Sonra kimse görmüyor şunu. Ve bir tane pager hakkımızı yedik. Çok güzel. Sakin bir şekilde. Key kartımıza bakıyoruz. Düşmemiş. Kötü. Düşseydi daha güzel olabilirdi. Herhalde bir de anladığım kadarıyla hep sabitlenmiş orada. Bu kötü bir şey yani. Sabitlendiler mi? Onların hepsini öldürmek zorunda kalırız. Oo. Tamam, üst kata da çıkamıyoruz. O da güzel. O da güzel. Şimdi bir tane body bag'imiz var. Buradan bu kasayı görür değil mi ya? Aynen, bak onu almamız lazım. Mesela bir tane pager hakkımızı yemememiz lazım. Bunu da şu şekilde sağlayacağız. Nasıl sağlayacağız? Key kart lazım bize. Aynen. Bize key kart lazım. O oradan onları görür mü? Veya orada başka biri var mı? Bir dakika. Şuradan bir gitmek
üç kişiler orada. Oradan hiçbir şekilde bir şey yapamam ben. 4 kişi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu videoda kasaya giremiyorum. Gördüğünüz üzere. Şu an size direkt escape'e doğru yol alacağım. Unutmadan ben perk ve skill'leri göstereceğim size. Neyse. Genel olarak bu yönde işte oyun. Gidelim. Yani. Bu kadar. %5'miş, pardon. %5 x mi? Garip ya, normalde %10 vermiyor muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ha, bana şu anda 700'e yakın x verdi. İlk 100 levelde bu 300 x falan oluyor. Haberiniz olsun. Çünkü Infamy'nin kattığı bazı özellikler var. Daha hızlı x kasma gibi. Bunlardan kaynaklanıyor bu hani 700 x'e çıkmasının sebebi. Evet, şu anda 100 leveliz. Tüm skill'lerimiz açık, skill point'lerimiz açık. Şimdi skill'lerimize bakalım. Önce perk'i göstereyim. Perk'lerde Burglar perk'imiz var. Bunun bana kattığı şey, bu ıvır zıvırları geçiyorum. Mesela ha bu mesela kafadan vurmalarda %25 daha hani fazla hasar veriyor. Şu %20 daha hızlı body bag yapmamızı sağlıyor. Target'te %10 üstte, onu bilmiyorum. Bunu geç, bunlar önemsiz benim için. Bu var. Picklock'u %20 daha hızlı yapıyor. Hani 8 saniyede kapı açmamızın sebebi bu. Bir de skill'lerde verdiğimiz şey. Bu da %10 daha hızlı pager'lara cevap veriyor. Bu da önemli. Stealth'larda genelde çok işe yarar bu. Speed Doctor Back, bu çok, ha, bu da çok önemli. Stealth'lerde. Bu da önemli stealth'lerde. Bunlar perklerimizdi. Skill'lerimiz Ghost. Ghost'ta işte bu Azed, hani bunu da verdim. Azed yaptım. Perklerden de geldi. Bu şekilde yüzde pardon 20 saniyeden 8 saniyeye indi. O picklock kapı açma olayı. Güzel bir şey. Benim kullandığım bir şey. İşte bu Jammer, bu kapı açmamıza sağlıyor Ace yapınca. %25 daha hızlı, daha fazla sürüyor Jammer vesaire. İşte bu perkler, pardon bu skiller, pointler, bunlara verdim. Ghost'ta. Fugitive'de şuna verdim, sadece bir puan. O da riskimizi 2 düşürüyor el silahlarımızla. Technician sadece drill. Enforcer işte bu eşek dediğimiz olay, hani daha hızlı taşıyabiliyorum ben artifekleri falan. İşte efendime söyleyeyim, daha hızlı body bag, daha hızlı taşıyabiliyorum, daha rahat taşıyabiliyorum. Ona yarıyor şu eşek, hani yük %50 daha hızlı diyor zaten orada falan filan. Mastermind'da da işte plastik kelepçe, öyle söyleyeyim. Hani cable guy, hostage de cable. Aynen, plastik kelepçe aslında. Türkçe çevrimi odur. Bu staminimizi sağlıyor. Hani kondisyon. Daha hani uzun süre koşabiliyoruz. Bu da Insider Help'imizi açıyor. Bir key card falan bazı stil bölümlerde göreceksiniz. Bank Heist videolarım falan olacak. Orada Inside Help olayı var. Key card koyabiliyoruz. Onlar da kullanıyorum bunu da. Bu şekilde. Tabi bu 100 levelde bu şekilde. Yani daha düşük levellerde evet biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden yani şöyle de bir yardımcı olabilirim size. Düşük levellerden başlıyorsanız sessiz yerde yapacaksanız buradan şu skill var. Shinbo mudur? Shinobi. Neyse, bunu yapmanızı tavsiye ederim. Şey, çünkü
susturuculu kullandığın silahları duymuyor kimse. Bu çok önemli. Yani ben hani infame olduktan sonra sıfır levele düşüyorum. En çok sıkıntı çektiğim konu da bu. Hani aldığım silah ses yapıyor. Vurduğum zaman bile duyuyor çevresindeki insanlar. O yüzden ilk bu Ghost'tayken bu skill'e verirseniz daha iyi olur. Daha rahat stealth görevlerini yaparsınız. Vesaire vesaire. Oldu. Beni izlediğin için teşekkürler. Umarım daha çok videoyu sizlerle paylaşabiliriz. İyi günler, iyi oyunlar.